kendi kabuğuna çekilmiş, kendisiyle mücadele veren insanlar ne yapacağını şaşırmışlardı. Bir kasaba kentine dönmüştük. 21 yıl sevginin, barışın, dostluğu olduğu yerde sevgiyi, barışı unutturmaya çalıştılar. Ve 5 sene sonra 21. Kültür Festivali'nin başlaması için tekrar Gazeteciler Derneği'nin slogan yarışmasıyla stat verilmesine el attık ve tekrar bu festivalin başlamasında Ereğli Gazeteciler Derneği olarak ve perdenin arkasında bulunan isimsiz kahramanlar, basın mensubu arkadaşlarımızla bu görevi üstlendik ve festivalimizin startını veriyoruz. Ve bu organizasyonu yapan belediyemizin alt kademesinden üst kademesine kadar görev yapan isimsiz kahramanlara da yürekten teşekkür ediyorum basın mensupları adına. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sayın Kaymakamım, çok değerli meclis üyeleri, başkan yardımcılarım, özellikle dernek başkanım ve gazeteciler derneği üyeleri, dışarıdan gelen misafirlerimiz, muhabir arkadaşlarımız, değerli Ereğliler, genellikle festival startını derneğimizin, gazeteciler derneğimizin slogan yarışmasıyla başlatıyoruz. Bu da bir gelenek haline geldi. Yine her zaman olduğu gibi festivalimizin startını buradan veriyoruz. Slogan yarışmasından veriyoruz. Karadeniz Eliyle Başkanın da ifade ettiği gibi 5 yıllardan sonra tekrar festivallerine başladı. Ünlü sanatçılar geliyor. Yani daha ziyade sanatçılardan bahsediliyor ama esas festivalin ağırlığı kültür ve sanattır. Gezdiğinizde, dolaştığınızda göreceksiniz. Ama konuşmalarda sanatçılar çok ünlü olduğu için baskın oluyor sanatçılar. Hep sanatçılardan bahsediliyor ama mesela dün akşam El Sanatları sergisini gezdik. Mutlaka herkesin görmesi lazım. İnanılmaz sanat eserleri orada, el yapımı. Gün içinde aralıksız sürekli sanatsal ve kültürel yapıları hep beraber izleyeceğiz. Bütün duamız ailesiyle festivalimizin bir burun dahi kanamadan sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde geçmesi en büyük dileğimiz. Ülkemizde ekonomik sıkıntılar var, problemler var, bunun farkındayız. Ama hiç değilse bu festival boyunca ekonomik sıkıntılardan uzak, kafamızı her şeyden arındırıp tamamen kendimizi, ruhumuzu dinlendirmeye, müzik dinlemeye, eğlenmeye hasretmesini gelen misafirlerimizden ve erillerden özellikle istirham ediyorum. Burada basının görevi çok büyük. Çünkü basın bunu duyurduğu zaman biz öne çıkıyoruz. Ereğli öne çıkıyor. Zaten temel amacımız festivalleri yapmakta. Bölgemizin bilinmeyen yönlerini tanıtmak. Ereğli'de ekonomik hareketlilik sağlamak. Dışarıdan gelen insanlara Ereğli'yi sevdirmek ve burada mekan ayarlamaları veya iş yeri ayarlamaları için onların önüne güzellikleri sergilemek en büyük amacımız. Burada da en büyük yardımcımız basın olacağına, yerel basın ve ulusal basın olacağına yürekten inanıyoruz. O bakımdan şimdiden daha göreve yeni başlarken bütün basın emekçilerine, değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Festivalinin başarısının duyulması açısından, yardımlarından dolayı
Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, ben de merak ediyorum slogan yarışmasında bu sene ne çıkacak diye. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Değerli belediye başkanımız, sevgili cemiyet başkanımız, belediyemizin değerli başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sevgili basın emekçileri ve Ereğli kardeşlerim ve bugün festival sebebiyle ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz. Tabii sizler alışkınsınız, yıllarca bu festivali yapmışsınız ama benim nasip olursa ilk festivalim olacak. Tabii ki festivalin ayak seslerine baktığımızda, elimize davetiyeyi aldığımızda oldukça güzel, başarılı bir festival olacağını ben düşünüyorum. Sözlerime başlarken, burada bir mutfak vardır. Bizler geliyoruz, katılıyoruz ama işlerin bu aşamaya gelmesinde emek çeken değerli başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve belediyenin çalışanları vardır. Ben hasreten o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum böyle güzel bir program hazırladıkları için. Geçen belediye başkanımıza bir konu bahsettim. Çığ uçmaz, muritleri uçurur diye bir laf vardır. Belediye başkanımız başarılı bir belediye başkanı ama en başarısı kadroyu oluşturmaktan başlar. İdarecilikteki temel husus, eğer kadronuz iyi oluştuysa siz de rahat edersiniz. Belediye başkanımızı bu açıdan tebrik ediyorum. Başarılı bir kadrosuyla bu çalışmayı yürütüyor. İşin diğer kısmına geldiğimizde değerli basın mensuplarımız var. Bugün varlık sebebimiz ya da toplantının sebebi de bu zaten. Ereğli'nin tanıtılmaya ihtiyacı var mı? Var. Eskiden biz bu tanıtımı broşürlerle yapıyorduk. Elimize birer kağıt alıyorduk, gelenlere dağıtıyorduk. Ama şimdi görüyorum ki ben artık bu tanıtım işi biraz daha profesyonelleşti. Yani buraya iki tane YouTuber getiriyorsunuz, üç tane fotoğraf çekiyor. Yani bizim broşürlerle şu geçen gün bir haber kanalındaki soruyu sormada benim bir sürü arkadaşım aradı. İşte Ereğli'de böyle böyle bir şey oldu mu? Dolayısıyla gerek sosyal medya gerekse basını iyi kullanmamız gerekiyor. Ben Ereğli'de sevinerek görüyorum ki değerli basından değerli arkadaşlarımız var. Bir de dünden beri şunu da gördüm. Belki festivalin sonunda bu görüşüm değişebilir mi, değişmez mi bilmiyorum ama mesela dün başlattık biz, davetiyelerin hiçbir tanesinde dünkü faaliyetler yoktu ama zaman içerisinde öyle bir hedef koymalıyız ki biz 3 gün değil belki bu festivalin, dün Başkan Bey konuşmasında da söyledi, haftaya yayılmasında da belki fayda olabilir. Evet, ben hayatımda bir felsefeye oturtmuşumdur. Mış gibi görünmeye karşıyım. Bir işe yapılır ya da yapılmaz. Festival ya yapılır ya da yapılmaz. Burada güzel bir festival yapılıyor. Ama insanlarımız çalışma zamanında çalışacak, dinlenme zamanında dinlenecek, eğlenme zamanında da eğlenecek. Biz çalışırken arkadaşlarımızı zorluyoruz, çalıştırıyoruz. Ama bu festivallerde de ilçeye değişik bir renk katılması, değişik bir ziyaretçi kitlesinin ulaşması anlamında ben bütün Ereğli, Zonguldaklı ve ülkemizin değişik noktalarından bütün vatandaşlarımızı bu festivale katılmaya da bekliyorum. Bize düşen görevde emniyet tedbirleri, sağlık tedbirleri, inşallah biz de o açılardan kaymakamlık olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle bugünkü slogan yarışmasının hazırlanmasında emeğe geçen değerli başkanımızı ben tebrik ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır. Festivalimiz hayırlı olsun. Biz de mümkün olduğu kadar kısmına kaymakam olarak ben katılmaya çalışacağım. Ereğli'ye yakışır, ülkemize yakışır, başarılı bir festival olması temennisiyle emeği geçen, başta değerli belediye başkanımız Haluk Osbüyük olmak üzere emeği geçen bütün kardeşlerimi ben kutluyorum. Basın mensuplarımıza da selam ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.